Adem yukarı bak. Çekme, çek, çekme. Oradan iki tane at oradan. At ya. Doğru çekiyor.
inşallah kabul etmiyor. Kaçıyor abi. Daha bir de çekin halime bak çek be ya. Yokmuş gibi davranıyor. Hadi bak. Abi ya. Bir payaladın mı kendine? Ona nasıl bağlayacak? Gel buyurun çay içsin. Yemek yiyin. Merhaba abi. Yürü. Çala atmadın mı oradan? Al bir daha lan gidin lan hadi. Dolatsın ya dolatsın. Millet bundan sonra hülya diyecek başka bir şey. Yani halk ozanlarını getirdim buraya. Geçen sene 7 tane sana. Yok ondan değil abi. Yok bu günden ne yararlanmadı? Sesini duymadan ben rahat etmem. Çocuklar varsa şuradan bana bir oturak getirsinler. Ben de nerede kurmadım. Şeyliye geldi. Ay. Adamı.
gittiler. Oh,
Yalnız gençler, siz de oturmayın yani öyle ha. Oturup oturup da son anda yani. Thank you.
Aşkım Yıldız Ağa olma. Peda kazan diye selam yollarım İzmit'e. Ağamda Yıldız'a selam yollarım İzmit'e. Ziya kazan diye yollarım İzmit'e. Selam yollarım. Şenlikler nasıl? Şenlikler iyi. Muhtarımız iyi. Allah işini rahat getirsin. Muhtarımız çok iyice. Çok iyi yapıyor. Buraya geldiğimiz için çok çok memnunum. Nereden buraya hazırlayan Tekirdağ Çerkez Köyü'nden geldim. Memleketim Tokat. Köyüm Balıkesir Köyü. Komşu köylüsüyüm. Bayram izine gelmiştim. Dedim buraya da bir göreyim. Daha memnun oldum. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederim hepinize. Hepinizden Allah razı olsun. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk geliyorum. İlk. Daha önce hiç gelmemiştim. İlk olarak geliyorum. Duyduğum için dedim ben de özledim memleketim. Bir de bakayım nasıl bir şeymiş dedim. Özlemek istedim. Oğluma, İzmit'teler çocuklar. Tekirdağ'ında çocuklarım var. Onlara çok çok selam. Hepsine. Şenlikler nasıl gidiyor? Şenlikler çok güzel. Şenliğimiz iyice. Çok güzel. Şenliklerimiz. Allah razı olsun muhtarımızdan. Çok güzel. İyice. Altıncısı düzenleniyor bu sene. İyice güzel. Çok. Köylüler olarak desteğinizi esirgemediniz. Esirgemez tabii. Ağalık yaptım. Bir ağalığa çıktım. Ağalık yaptım bir sefer. İki sefer. Yaptık. Çok şükür. Gel gel. Gel gel. Teliklerin gel bizde. Şenlikler nasıl gidiyor? Memnun. Şenlikler güzel oluyor. Memnunuz. Çok güzel oluyor. Bu 7. senesi. Bu sene. Böyle geçiyor. İzmir'de benim kızım var. Ona selam söylerim. Damadıma, torunlarıma gözlerinden öperim. Hoş geldiniz. Şenlik verdiniz bizlere, gurur verdiniz. Şenlik hakkında ne düşünüyorsun abi? Şenliklerimiz dostluğun ve kardeşliğin birleştiği bir alan. Hoş bir alan. Güzel geçiyor. Gelen misafirlerimiz de eğleniyor, gülüyor. Bayramdan bayrama gurbetçi olduğu için herkes, köylerde kimsenin kalmadığı için böyle bayramlarda, şenliklerde ancak bir arada herkes birbirini görebiliyor. Bu da herkese gurur veriyor, mutluluk veriyor, yetiyor yani. Kısa bir 4 saatlik, 5 saatlik bir süre olsa dahi yetiyor herkese. Enerjisini atıp geri gidebiliyor yani. Memleketin özlemini giderebiliyorlar. Hoş oluyor yani. Her şey yani yalancı dünyada tek yaşanılan her şey yaşanıldığıyla kalıyor yani. Örtüsü yalan, başka bir şey olmuyor yani. Mutluluğun kardeşliğin olduğu bir alan. Hoş, seviyoruz yani. Biz Haluköy'lüyüz. Buraya işte eğlenmek için geldik. Elmer çiftliğinin şenliğine. Gururuz. Çok mutlu olduk. Yani böyle bir şey yaptığı için çok sevinçli görüyoruz. Evet, hoş geldiniz tekrar yaylımıza, şenliğimize. Bu çevremizde böyle her sene böyle bu şeyler, kaynaşmalar oluyor. Çok güzel. Yani her bunun devamını bekleriz inşallah. Biz de Haluköy'ün kasabasındayız. Muhtarımız her zaman için çevre köylere söylüyor. Buyurun gelin diyor. Biz de katılıyoruz. Çok da memnunuz. İnşallah bunun devamını bekleriz. Geldiniz, iyi bayramlar. Yani bu şenlikler çok güzel oluyor. Keşke bizim köyde de olsa. Ama böyle şeyler bizim orada olmuyor. Düz yer yok diye yapmıyorlar. Yani olsa daha iyi olur. Her sene vallahi biz böyle bayramlarda geliyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz böyle. Çok güzel oluyor. Teşekkürler yaptıkları için. Yeah.
Biz İstanbul Tuzla'dan geliyoruz dayımı ziyaret için. Yayla şenliği var dediler, geldik. Çok da eğlendik hani. Güzel bir şey. Köyümüzde böyle olması çok hoş bir şey. Hani daha devamını isteriz. Hani seviniyoruz böyle şeyleri gördükçe. Hoşumuza gidiyor. Teşekkürler. Harfiye, Sevda'ya, damatlarıma, torunlarıma hepsine selam eder, gözlerinden öperim. Torunların kızları nerede? Derince'de, İzmit'te. Şenlik nasıl şenlik? Güzel, şenlikimiz güzel. İyice her sene olur böyle şenlikimiz yani. Mutluluklar dilerim. Hayırlı bayramlar olsun. Evvela buraya geldiniz, hoş geldiniz, safaha geldiniz. Allah sizden razı olsun. Ben çocuklarıma selam eder, gözlerinden öperim. Bütün buradaki milletin sağlık, mutluluk geçirmesini Cenab-ı Allah'tan rica ederim. Hoş gelmişsiniz buradaki insanlar. Kardeşlerim dördüne de selam söyleyin. Bacılarım üçüne de selam söyleyin. İstanbullulara, Karslılara, İstanbullulara, size de hep. Muhtarımız da iyiceydi, iyice şeyini giydir. Allah razı olsun. Muhittin'e, torunum olsa, gelinlerime çok çok selamı söyler, gözlerinden öperim. Allah yanında. Evet, şenliğimiz çok güzel geçiyor. Muhtarımızdan Allah razı olsun. Ailecek piknik yapıyoruz. Ayrılacıkçıkla abim var İzmit'te, kardeşlerim, oğlum, kaynım, hepsine selam gönderiyorum. Yedincisi düzenleniyor bu sene. Çok güzel. Muhtarımız sağ olsun yedincisini düzenliyor bu şenlikleri. Çok güzel bir ortamı var. Dışarıdan geliyorlar arkadaşlar. Fransa'dan, Sakarya, Kocaeli, çevre köylerimiz. Yani çok güzel. Abi öncelikle hoş geldiniz şenliklerimize. Katılmanızdan dolayı gayet memnunuz. Bu şenlikler çevremizin, insanların ayrılışının tekrar birleşmesi gibi bir hadisedir bizler için. Sadece bizim şu anki Elmalı Çiftliği köyüne ait değil, diğer çevre köylerinde bir araya gelerek daha kaynaşması, samimiyeti sağlaması, önceki gelenek ve göreneklerimizin yaşatılması için gayet ılımlı bir hadisedir. Öncelikle organizasyonu düzenleyen kıymetli muhtarımıza, Elmalı Köyü Dernek Başkanı'na, Çiftliği Dernek Başkanı'na ve değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere de hoş geldiniz diyorum. İnşallah siz de memnun ayrılmışsınızdır. Sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, Yozgat'ın genelinde hem Ramazan bayramı coşkusunu yaşıyoruz, sevincini yaşıyoruz. Hem de tüm ilçe, belde ve köylerimizde yayla şenlikleriyle, bahar şenlikleriyle birlik, beraberliğin en güzel örneğini sergiliyor Yozgat. Tabii acısıyla, tatlısıyla Ramazan ayını ve devamındaki Ramazan bayramını birlikte yaşıyoruz. Acı da bizim, yüreğimizde hissediyoruz. Sevinci de bizim, birlikte paylaşıyoruz. Acıyı da paylaşıyoruz ki azalsın, sevinci de paylaşıyoruz, çoğalsın. Ama şurada köy sakinlerini, çevre köylerden, ilçelerden, il dışından, yurt dışından Elmalı Çiftliği köyümüzün yayla şenliğine gelen çok değerli konuklarımızın bir güçlü alkışlarıyla varlıklarını hissetmek istiyoruz efendim. Çok güçlü gelsin. Hiç güçlü gelmedi. Gelmedi. Neden? Her şeyden önce Tokat'tan geldi sanatçılarımız. Sevgili Ebru Çam, sevgili Hülya, Er Yiğit'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli saz ekibini de güçlü alkışlayalım. Anlaşılan onların repertuarında yok yok. Efendim maşallah buranın gençleri de halkı da figürlerinde yok yok. Her oyuna güzel figür çıkarıyoruz, güzel oynuyoruz. Siz biraz bekleyin. Olur mu? Ama biraz o halkayı genişletin. Böyle 3-5 kişiyle olmuyor. Hadi siz çağırın etraftan arkadaşlarınızı. Oyun oynayacaksak, halay çekeceksek halka geniş kurulsun. Elmalı Çiftliği köyümüzde birlik beraberliğin en güzel örneğini sergileyelim. Halay çok önemli biliyorsunuz. Tanımamız gerek.
yetmiyor elleri tutmak için. Selam getirdim kucak dolusu. Bizleri buraya efendim İstanbul'daki misafirleriyle hani ne derler incitmeden getirdi sevgili Muzaffer Kaya abimize. Ve Kaya ailesi orada bir alkış duyabilir miyim? Kaya ailesi çok teşekkür ediyoruz sizlere. Afiyet olsun. Ömer Ersoy tabii bir yandan misafiri ağırlıyor. Sivas'tan efendim çok kıymetli hemşeri iş adamlarımız var. Sayın Habib Kaynar, Sayın Harun Kaynar, Sayın Fahri Şeker şenliğimizi onurlandırdı. İlerleyen dakikalarda, saatlerde ilçelerden değerli başkanları da inşallah şenliğimize bekliyoruz. Onlar geldikçe sizlerle paylaşacağız. Necdet Demirel çok teşekkür ediyoruz. Şu an şenliğimizi çok çok erken saatten itibaren değil mi? Sabah sanıyorum 5'te geldi. 3-5 gibi köydeydi. Evet çok erken köydeydi. Farklı manzaralar, farklı görüntüler aldı o. Şu anda şenliğimizin sonuna kadar yine en güzel görüntüleri kayda alacak. En güzel görüntüleri sizler için Elmalı Çiftliği'nin tarihine ölümsüzleştirecek inşallah. Hadi bir alkış da Necdet için gelsin. Çok güzel görüntüler çeksin bize inşallah. O çok güzel. Çok güzel. Maşallah Sulusaray'ı çok burada. Gezeceğim ben şimdi o tarları. Hepinize tanışmak istiyorum. Maksat şenliğimize tanışmak, buluşmak, kaynaşmak. Efendim kimler var tanışalım değil mi? Tekke yeni. Evet. Orayı tanıdık muhtarım. Evet hepsini tanıdık. Evet. Muhtarımla daha sonra güzel güzel. Evet Muzaffer Bey. Ne kadar kıvrımlı yollar. Unutmuşum ben buraların kıvrımlı yollarını. Gelmeye ama. Maşallah. İncitmeden geldim. Efendim hoş bulduk. Biz de hoş geldik. Ben buradayım. Ben Balafaz. Balafaz. Tokat. Tokat. Evet. Peki. Yoncalık. Halıköy. Her sene de geliyor musun şimdi? Hayır, bu sene geliyor. Siz ilk defa gelen misiniz? Ha işte, şimdi geleceğiz. Nasıl derlerde bulunacaksınız bakalım ilerleyen saatlerde. Başına selam getirdim. Ben buraya inmesem. İnşallah. Bundan sonra her sene gelirsiniz. Ankara'dan geldim. Ben buradayım. Ben buradayım. Yoncalık da var. Yoncalık nerede? Kadıköy'de var. Tamam. Tanıç olalım. Değil mi? Ankara'da girip burada tutuyor. Ankara'da girdiniz ama buranın mı? Buranın. Elmalı Çiftliği. Tamam. Biz burada alacağız. Bize sokma. Siz? Buradan geliyoruz. Bunlar muhacir. Elmalı Çiftliği. Muhacir bunlar diyor. Evet. Ben Türk'üm değil. Tokat Sulusaray Tekke Yeniköy. Çok güzel. Ben de buralıyım. Elmalı Çiftliği'nde. Burada oturuyoruz. Şenliği biliyorsunuz. Tabii tabii. Her sene. Biliyorsunuz. Tekke yeni de oldu bir sene. Ondan sonra daha da olmadı. Sulusaray'da yok mu? Sulusaray'da oluyor. Oluyor evet. Tamam nasıl geçiyor da şenlik? Vallahi oraya hiç gitmedim. Gittim desem yalan söylerim. Oraya gitmedim buraya geliyoruz. Aa, ne güzel ne güzel. Evet. Buraya hiç de vesayetimiz olmasa yine vesayet bulur geliriz. Bak ben duydum ama kimse duymadı. İsim neydi? Ali Sürücü. Ali Sürücü diyor ne diyor? Ben buraya her zaman araba dahil tutar gelirim. Başka yere gitmesin bile. İmkan oluştururum. Tabii. Hiçbir yere gitmeyelim. Elmalı Çiftliği'ne gelirim. Evet, bu arada Bozok TV efendim görelim. Bizim kaydımızı alıyor. İzleyebilecekler değil mi? İzleyecekler. Bozok TV'ye teşekkür ederiz. Sizlere de teşekkür ederiz Yasemin Hanım. Nice mutlu yıllara çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Onur verdiniz sizler gelerek. Sizi? Biz de burada. Evet evet hep buraya Elmalı Çiftliği'ne. Elmalı Çiftliği'ndeniz. Valla siz buraya şey gibi görevli gibi hani burada şenliğin hizmetinde bulunan değil mi? Evet. Evet evet. Misafirlerimiz. Süper efendim emeğinize sağlık. Hakkınızı helal edin o zaman. Sorsana kızım. Adın ne? Hiranur. Hiranur nereden geldin? Karaş'tan. Tekirdağ, Çerkezköy. Ta Çerkezköylerden mi geldin sen buraya? Aa, çok uzak kız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim neydi? Hayati. Çerkezköy. Evet Tekirdağ Çerkezköy'den geldik. Ama buralıyız. Buralıyız tabii. Her sene geliyor muyuz? Ara sıra. Tam değil. Ara sıra. Evet.
sıla-i rahim yapmak lazım, evet. Değil mi? Her fırsatta. Efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nereden? Sulusaray Balıkhisar köyünden. Yakınız buraya. Yakınız. Her sene, evet, geliyor musunuz? Geliyoruz. Geliyoruz. Evet. Şimdi. Burada var mı aile, akraba? Var. Yoksa sadece şenlik var. İçin? Akraba da var. Evet. Hem ziyaret, hem şenlik. Hem ticaret. Evet. Hem ziyaret. Hoş geldiniz. Balıkhisar köyü muhtarıyım. Sulusaray. Hep aynı köylüyüz. Oo, muhtarım, hoş, evet, geldin. Misafirleriyle geldi, evet, muhtarım. Evet. Siz neler yapıyorsunuz? Oralarda yapıyor musunuz şenlik? Bizim köyümüz Çerkezköy'de. Orada yapıyorlar. Biz azlığız köyde şu an. Seneye taşımayı istiyoruz buraya. Buraya taşımayı? Buraya değil, köyümüze. Ha, köyünüze. Tabii tabii. Bence de evet, bir vesile olmalı değil mi? Tabii. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Balıkhisar köyündenim. Tekirdağ'da oturuyorum, Çerkezköy'ünde. Her sene bu şenliğe katılıyoruz. Akraba, herkes akrabamız buradakinden. Sıkıntı yok. Evet, bir buluşma, kaynaşma, aynen, vesilesi değil mi? Aynen öyle, sıkıntı yok efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kasketini, evet, şöyle çevirin bak. Bak kameraya. Hoş geldiniz. Şükür ediyoruz. Nereden efendim? Elmas Çiftliği'nden. Buradan. Evet. İsim neydi? Tursun Gökkaya. Tursun Bey, ne düşünüyorsunuz? Şenlikte her zaman bulunuyor musunuz her sene? Tabii. Bulunuyoruz her zaman. Ne güzel, ne güzel. Hoş geldiniz diyelim biz de. Halay mendili elinde. Çekecek mi halay? Güzel, bekliyorum. Halaya katılmayı bekliyorum. Ama maşallah güzel oynadınız. Ben seyrettim. İzlenimlerde bulundum sizleri. Bir şey söylemek ister misiniz şenlikle alakalı? Çok bir şey istemiyorum. Sağ olun. Siz buradan değil mi? Yok, ben Tokat Sulusaray Balıkhisar köyündenim. Tekirdağ Çerkezköy'de oturuyorum. Orada oturuyorsunuz. Katıldım ama bütün oyunlarınıza katılmak istiyorum. İlk kez geldiniz. Şöyle gelelim mi? Evet, oradan devam edeceğiz. Tamam. Nereden geldin? Balıkesir'den. Balıkesir'den dedi. Evet. Hoş geldin o zaman. Eğleniyor musun? Nasıl buldun ortamı? Yani arabayla geldi. Tamam, peki, yorma yap. Tekiyeni, Sulusaray Tekiyeni köyü. Tokat merkezden geliyorum. Tokat merkezden. İlk kez mi geliyoruz? Evet, ilk kez geliyorum. Peki. Muhtarımız daha önce bize rica etmişti. Ya katılmam istedi. Ben de ona rağmen geldik, katıldık. İnşallah belki ilerleyen saatlerde uygun olursa sizinle mikrofonda paylaşmak isterim. Yani. Ah, çok güzel. Şarkı mı söyleyeceğiz, şiir mi? Yok, şiir ve fıkra. Ah, şiir ve fıkra var sizde. Çok güzel. Evet, olabilir tabii ki. Şöyle bir gözlemleyin ortamı. Tokat Sulusaray. Oradan katılıyorum. Her sene geliyoruz. Her sene geliyorsunuz. Ne güzel efendim. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de Tekirdağ köyünden geliyoruz. İlk defa katılıyoruz. İnşallah iyi olur. İnşallah. Sulusaray Tekirdağ köyünden Muzaffer Yılmaz. İkinci oldu katılım. İkinci sefer oldu. Güzel yani iyice. Yaylamız güzel değil mi? Güzel, güzel. Biraz esiyor serin çok. Ne çok yaksın diye, ne çok üşüyelim. Evet muhtarım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl ortam? Çok güzel. İlk kez mi geliyorsunuz? Yok, devamlı geliyoruz. Sürekli geliyorsunuz, muhtarımızı yalnız bırakmıyorsunuz, hem de köy halkımızı. Merhaba, adın ne? Fatih. Fatih, nereden geldin? Yeniköy'den. Yeniköy'den. Tek Yeniköy. Eğleniyor musun? Evet. Arkadaşın var mı burada? Yok. O zaman arkadaş edineceğiz. Tanışmak, buluşmak, kaynaşmak. Baydıman, Sulusaray Tek Yeniköy'den katılıyorum. Her sene de katılıyorum şenliğe. Aman ne güzel, ayaklarınıza sağlık, yalnız bırakmıyorsunuz. Yeniköy'den katılıyorum. Adem Yapıcı. Adem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk ablam. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Sulusaray Merkez'den. Adım Vali. Lakabım Vali yani. Lakabınız Vali. Evet. Sayın Valim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Niye Vali lakabınız? Ben eskiden öyle şeyle geziyordum. Takım elbiseyle geziyordum. Ondan Vali kaldım. Ne diyorlar ona? Kran tuvalet mi geziyordunuz böyle? Hizmetim de şöyle. Evet. Öyle geziyordum. Vardır dikkat çeken bir, hem evet, giyiminiz, evet, görümünüz, ne bileyim, evet, böyle sohbetleriniz mi? Evet, biz merkez... Resmi bir görevde bulundunuz mu memuriyetinden? Yok, emekliyim ben. Nereden? Bağkur. Bağkur'dan emeklisiniz. Evet. Ama siz bu şeyden memnunsunuz, vali diyorlar. Hep, evet, öyle mi çağırıyorlar sizi? Sizinden memnunum tabii. Evet. Bursa arkadaşımızı yalnız bırakmak istemedik. Biz de buraya geldik, ailecek, böyle bizim aile. Aile perde arkasında kalmış gibi. Ne yapıyorsunuz orada? Ne
Başında mikrofon dolaştırdık, şenlik alanındaki davetlerimizle de görüştük. Muhtar olarak, Elmalı Çiftliği köylü muhtar olarak sizi de seviyorlar, başarılı buluyorlar. Eminim ki katkı destek sağlayacaklardır. Sizin bu anlamda nasıl bir çabanız olduğu, nasıl hazırlandık da bu katkıya nasıl daha ihtiyacımız var? Biraz onlardan söz edin istiyoruz. Çünkü büyük bir emek olduğunu biz görüyoruz burada, onlar da görüyorlar. Şimdi buradaki emek, en evvela insanları sevmek, köyünü sevmek, yaylasını sevmek, doğayı sevmek. Yani bu bir silah-ı rahim. Buradaki insanları ben burada gördüm, çok mutlu oluyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah bu daha 5 sene devam edecek. İnşallah. Benim muhtarlığım boyunca devam edecek inşallah. Kaç yıllık muhtarız? Ben 3. dönem. 3. dönem maşallah efendim. 3. dönem. Sürdürmek önemli. Başarılısınız ki hala muhtarlıktasınız. Çoğu biliyoruz ki ilde, ilçelerde, beldelerde dernekler kurulur biliyorsunuz. Hemşeri dernekleri, sosyal kültür dernekleri, dayanışma dernekleri. Ama bu köyümüzde, derneğimizde yok ama bir muhtarlık olarak siz bu şenliği başlattınız ve devam ettiriyorsunuz. Başlattım, devam ettiriyorum. Bu şenliğe de 3.000 lira katkıda bulunuyorum. Efendim alkışlayalım mı?
muhtarımız 3000 lirayla katkı sağlıyor bu şenliğimize. Devamını bekliyoruz. Şu an sizin 5 liranızla, 100 liranızla, binlerinizde çok önemli şenliğimiz için. Bu tüm Elmalı Çiftliği köyünün düğünüdür efendim. Düğünde de başta köyümüzün ileri gelenleri olmak üzere. Köyde yaşasın veya il dışında olsun hiç önemli değil. Köyün ileri gelenleri olmak üzere herkesimden, herkesin desteği çok önemli. Lütfen buraya gelin, sandığımızda gönlünüzden koptuğu kadar katkımızı atalım. Evet, muhtarımız gördüğünüz üzere 3000 lira sandığımıza katkı sağlıyor, atıyor. Tekrar tebrik ediyoruz. Buradan biz de, ben burada bekliyorum. Rahim Ersoy 100 lira diyor efendim. Şöyle kameralara bakalım. Rahim Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Muhtarı. Tekke Yenicesi köyü muhtarı Mustafa Gürüz 100 lirada destek kendileri sağlıyor. Muhtarım çok teşekkür ediyoruz. Hem geldiniz hem katkı sağladınız. Ayaklarınıza sağlık. Sunmak üzere. Efendim hoş geldiniz. Harun Kaynar ne kadar sağladı? 500 lira Harun Kaynar destek sağladı sandığımıza. Şöyle evet. Habib Kaynar Sivas'tan geldi, Gömer abinin davetlisi misafir olarak. 500 lirada biz katkı sağlıyoruz. Habib Kaynar'a da çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, 300 lira sandığımıza katkı geldi. Bekir Bayar'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Vallahi. Köyünden isim neydi? Hüseyin Yapıcı. 500. Söylemek istemedi sandığımıza. Önemli bir meblağ bıraktı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Muhtarın dayısı Balasar'dan 50 lira efendim sandığımıza. Efendim teşekkür ediyoruz. Siz? Muzaffer Yılmaz Yeniköy'de. Yeniköy'den Muzaffer Yılmaz 50 lira bıraktılar. Köyden Şerafettin Bayduman. Şerafettin Bayduman Yeniköy'den 50 lira bıraktı. Evet. Güler. Salim Güler. Yeniköy. Yeniköy'den efendim. Halit Yılmaz tekeni bir 40 lira. Evet, 20 lira 40 lira yine sandığımıza girdi. 50 lira geldi. Nereden efendim? Aksar Köy'den Ali Küpeli. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz. Şenliğimizi nasıl buldun? Şenlik gayet güzel. Benim bu ikinci defa gelişim. Ömer abiye teşekkür ediyoruz. Ama sizin köylüler olarak katılımınız çok az. Biraz daha kalabalık olsa gayet güzel olurdu. Biz kalktık Sivas'tan geldik. Sağ olsun ağırladılar. Siz de daha büyük destekte bulunursanız köylünüz olarak daha da güzel olacağına düşünüyoruz, inanıyoruz. Ama çok güzel bir şey yaptığınızı düşünüyoruz. Bu şenliği yapanlara, efendim bu organizasyonu yapana çok çok teşekkür ediyoruz. Ve sizlerin de bu şenliği, bu ortamı çekip efendim Türkiye'ye bir gösterim olarak gösterdiğiniz için ve bu bir ortamı değerlendirdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum basın mensubu olarak. Yalnız Habib Bey'in dediği gibi biraz katılım az. O da herhalde bu sene bu seçim ortamından olsa gerek. Gerçekten ortam, manzara müthiş yani. Bir şey diyecek bir şey yok ama biraz daha katılım fazla olursa tabii daha güzel şeyler olabilir. Ortam ve manzara müthiş güzel. Çok teşekkür ederim. Öncelikle herkese selamlar. İzmit'ten Mehmet abinin davetlisi olarak geldik. Ben de Sivaslıyım. Sivas'tan geldim buraya. Bu güzel doğaya ve bu güzel yere karşı bu aynen diğer abime katılıyorum. Katılım çok az. Gençlerin ve yaşlıların herkes ayrı ayrı şehirlerde birbirlerini göremiyorlar. Buraya geliyorlar. Tekrar birbirlerini görüyorlar. Sıla-i Rahim de yapıyorlar. Katılım biraz daha fazla olsa güzel olurdu. Organizasyon her şey 10 numara. Bura bu kadar değil. Bunun gibi 4 katını daha ağırlayacak şekilde yapılmış. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu mikrofonu bana uzattığınızdan dolayı. Ben Tokat Sulusaray Tekke Yeniköy'lüyüm. İsmim İlhan Şenel. Buraya gelen her misafirlerimizin katılımlarından dolayı öncelikle çok teşekkür ederim.
Tabii ki burada muhtarımız Sayın Ömer Bey'e de bu katılımlardan dolayı başarılı olmasını dilerim. Tabii bu az önceki arkadaşlarımızın dediği gibi bu katılım tabii ilk döneme göre yüzde yani diyeyim yarı yarı fark var. Yani herkesin de bu konuda buraya katılımlarını gelmesini temenni eder. Herkesin bir arada olmasını dilerim. İnşallah daha iyi olmalarını dilerim. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. 200 lira sandığımıza destek olarak katılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Muhtarım memnun muyuz destekten, katkıdan şu ana kadar? Evet, daha gelecek. Gelir diye? Evet. Çok gelir. Evet. Muhtarım sizlerden emin, sizlerden emin. Katkımız daha çok olur. Şu an sandıkta olmasa da mutlaka diyor bize ulaşacaktır. İnşallah. Mustafa'ya, Hava'ya çokça selam söylerim. Belgüzar'a selam söylerim. Tamam, Sinan'a, Belgüzar'a selam söylerim. Tamam. Yeğenlerime, Katar'da oğluma, yeğenlerime bolca selam. Gözlerinden öperim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Oğlum var askerde, ona selam ederim. Gözlerinden öperim. Suriye'de. Kardeşlerime selam eder, gözlerinden öperim. Teşekkür ederim, bu kadar yeter. Öncelikle askerdeki oğluma çok selam ederim. Bursa'daki kızlarıma, oğluma, İzmit'teki halkına çok selam ederim. 13 kardeşim, 6 tane oğlum, kızım var. Hiçbiri yok. Tek başıma Şenlik'te oturuyorum. Şenlik nasıl? Çok güzel. Muhtarımıza teşekkür ederiz bir şenlik şey ettiği için. Herkesi tanıttığı için. Öncelikle babama çok teşekkür ederim bu şenliği düzenlediği için ki zaten şenlik güzel. Buradan kardeşime Suriye'de görevini yapıyor, vatanı görevini. Ona çok selam ederim. Buradan bütün akrabalarıma, gelenlere, gelmeyenlere özellikle hepsine çok çok teşekkür ederim. Keşke gelselerdi, özellikle amcamlar gelselerdi. Onlar olmadığı için biraz eksik gibiyiz yani. Neyse, şimdi bu kadar yeter artık. Merhaba, ben muhtarın geliniyim. İlk defa bu şenliğe katıldım. Şenlik çok güzelmiş. Buradan ağrıya selam yolluyorum. Teşekkür ederim, bu kadar. Öncelikle muhtarımızı biz çok şey tutuyoruz yani. Başta tutuyoruz. 7 senedir şenliğimizi yapıyor. Köyümüzü çok şenlendiriyor. Bütün misafirlerimize ağırlıyor. Çoluğumuza, çocuğumuza, bütün çevredekine, dış devlettekilere, İstanbul'dakilere, gelinlerimize, bacılarıma, bütün akrabalarıma bol bol selam olsun. Allah her güzel mutluluğu herkese versin. Tamam mı? Oğlum Suriye'de vatanı görevi uzman, ona selam ederim, gözlerinden öperim. Dün gitti, yerine ulaştı ama çok üzüntülüyüm, üzgünüm. Herkese selam. Kız kardeşime, herkese. Bizi soranlara. Ama şenliğimiz çok güzel oldu. Hadi herkesi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kilise asker oğlum var. Çanakkale'de oğlum var. Onlara da bol bol selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Onlar da olay değil diye yok, ne yapayım. Kül oldum ya. Adem abi sen de haydi. Haydi Gençler. Jandarmanın alayları koştur.
de asker listesi bu. Öyle, evet. Sen şöyle tut, bu üçlü ölçek. Mustafa Gökkaya, Ziya Kaya, Hasan Aslan, Yakup Bayar, Murat Doğan, Ferdi Kaya, Nuri Kablan, Hüzün Şeref, Dağda Bozkurt, Ordusu diye mi geçiyor bunlar? Ne istiyoruz bunlara? Asker türküsü istiyoruz. Çanakkale'de oğluma, gelinime, torunuma selam eder, gözlerinden öperim. Manisa'da kardeşlerime, gelinlerime, kardeşimi, çocukların hepsine ayrı ayrı selam eder, gözlerinden öperim. Gülerek kalın, Allah'a emanet olun kardeşlerim, bacılarım. Şenliğimiz güzel oldu. Her misafirlerimiz geldi. Çok güzel oldu. Bursa'da kızım var, Sultan, bacım. Onlara selam eder, gözlerinden öperim. Çanakkale'de kızım var, torunlarım var, damadım var. Onlara selam eder, gözlerinden öperim. İzmit'te kızım var, damadım var. Onlara da selam ederim. Bütün Müslüman kardeşlerimize selam ederim. Hayırlı şenlikler olsun. Hüzün Şerefine isimli bir şarkı. Kim söylüyor, kimden? Vallahi ben doğma büyüme buradayım. Kendim yanıma çıktı köylerim. Ankara'da göç ettim. Ailemi ziyarete geldim. Piknik ve yapıyoruz. Bütün köylerimi bayramı inançlarını kutlarım. Şenliği nasıl buldunuz abi? Çok güzel. Bu yedincisi düzenliyor şenliğimiz. Çok güzel diyorlar. Sık sık katılıyor musunuz yoksa? Yok, bu ikinci sefer gelişim. Devamı görmüyorum da. Tek geldi, geliyorum işte. Çok iyi buldu şenliği. Selamı çok güzel. Abi yenge. Ne yaptınız şenlikte? Gezdik, şeker topladı. Şeker mi topladı? Ne? Çok iyi bulduk şenliği. Oyunlar oynadınız. Mangal yaptınız. Evet. Yemekler yedik. Çok güzel buldum. Çok iyice, çok muhterimize teşekkür ederiz. Ben Balasar köyündenim, Tokatlıyım kendim. Buradan İzmit'te olan kızıma iki tane, Çerkez köyünden Karaağaç'ta buradan oğluma, kızıma yükün selam söylerim. Allah'a emanet olsun, Allah işlerini rast getirsin. Yegenlerim var, Mustafa, Cengiz, Dursun'a da selam söyleyeyim, hepsine selam söylerim. Ben Tekirdağ'dan geldim. İlk defa katılıyorum şenliğe. Yeni Çiftlik'te oturuyorum aslında. Orada oturuyorum şimdi. Buradaydım, oraya taşındım. Bütün Tekirdağ'dakilere, Yeni Çiftlik'tekilere hepsine çok selam söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerinden, gözlerinden öpüyorum. Kalabalık, güzel. İzmir'de kızım var, annem var, kardeşim, ablam. Hep onlara selam söylüyorum. Avusturya'da kardeşlerim var, onlara selam söylüyorum. İzmit'te gelinim var, kaynım var. Eltim, herkese selam söylüyorum. Gel hele mahveye bak. Anlat gel. Gel lan. Nereye kaçıyorsun, gelsene. Ermalı Çiftliği'nin ütak. Yayla Şenliği 6.'sı. Ermalı Çiftlik Köyü'nü. Buradaki İstanbul'dakiler ve İzmir'dekilere hepsine selam söylüyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Şenlik nasıl geçti? Güzel, şenlik güzel. Şenlik size ne kazandırdı? Ya toplum, herkesi, aile, birlik toplumu oluşturuyor, biliyor musun? Eş dostu görüyoruz. Eş dostu görüyoruz. Hepsini işte dışarıdan gelen, sıradan gelenler var, biliyor musun? Hep onlar, hep arkadaşlar, neler. Güzel bir şey yani şenlik. Şenlik için işte öncelikle tüm Müslüman alemin bayramını kutluyorum ve öncelikle hoş geldiniz. Ve işte ailem için topluluk, işte bir araya geliyoruz işte. Ben Tekirdağ'dan geliyorum öncelikle. Bu Ermalı Çiftlik ailenin şenliği için. Ve bir arada işte ne güzel birleştik, toplanıyoruz. Öncelikle burada emeğe geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve size de ayrı ayrı çektiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz bayram dolayısıyla geldik. Ankara'dan geliyoruz, orada yaşıyoruz. Dört kardeş, dördümüz de oradayız. Muhtarımız da böyle bir şenlik düzenliyor her yıl.
Memnunuz, kendisine de teşekkür ederiz. Burada bizi sırayı rahim yapıyor. Buluşuyoruz. Hasret gideriyoruz herkesle. Teşekkür ederiz kendine. Duygularımız böyle. Sağ olsun, var olsun. İnşallah devam olur. İnşallah devam olur. Biz de buradayız, her sene buradayız, geliyoruz inşallah. Yedincisi düzenleniyor. Çiftlik köyünün şenlikleri. Neler söylersin? Duygu ve düşüncelerin neler? Neler söylemem ki? Her şeyi söylerim. Allah'a çok şükürler olsun. Dünyalar benim oldu. Kardeşim muhtarlığı kazandı. Eşten, dosttan, konudan, komşudan. Gelenden, gidenden Allah razı olsun. Gelenlerin Allah işini rast getirsin. Gelmeyenlere de Allah selametlik versin. 3 gün oruç tuttum kardeşim muhtarlığı kazandı diye. Mehmet'im yok, yaylanın şenliği yok. İzmit'teki amcamın oğlu da benim, muhtarın kardeşi. Mehmet olsaydı daha şenlik olurdu. Şimdi şurada sayardım ben çatır çatır çatır. Evime Mehmet yok, kollarım kalkmıyor. Şenlik nasıl? Çok güzel. Bu yılın 6. senesi mi oldu? 6. senedir kardeşim böyle buraları şenlendiriyor. Allah da kardeşimi şenlendirsin. Bacısı kurban son onu verene. O bir tane. Çok seviyorum amcamın çocuklarını ben. Köyümüzden de Allah razı olsun. Eşimizden, dostumuzdan. Oğlum komutan.
Edirne'de görevi. Kardeşimin oğlu komutan Şırnak'ta görevi. Hem damadım, hem kardeşimin oğlu, torunumun eşi. Ne diyeyim ben daha? Selam da, göndermek istediğin birileri var bu mı? Bu da dayımın oğlu. Niye selam göndermeyeyim yavrum? İstanbul'da kızlarım var, kayınlarım var. İzmit'te amcamın çocukları var. Büyükten Kutçu'ya varaşlar, hepsinin gözlerini öperim. Çerkez köyünde yeğenlerim var. Onların bütün gözlerinden öperim. Allah ömürlerini uzun etsin, işlerini rast getirsin. Bütün hısıma, arhabama, canıma, ciğerime çok çok selam ederim. Allah işlerini rast getirsin. Çok güzel oldu yayla şenliği. Allah amcamın oğlunun ömrünü uzun etsin. Ne bileyim, bir dahaki beyle şenliği cümlemize nasip etsin. Eşten de dosttan da, gelenlerden de, gidenlerden de. Sizden de Allah razı olsun bizi şenlettiğiniz için. Yedincisi düzenleniyor. Evet. Şenlikler hakkında neler söylersiniz muhtar? Valla güzel bir organizasyon yapmış. Çok güzel. Allah razı olsun muhtarımızdan. Allah tekrarına nasip etsin cümlesine. Bizim bu üçüncü mü dördüncü mü gelişimiz? Altıncı. Yok, buranın altıncı da. Her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Selam göndermek istediğiniz birileri varsa. Kızlarına ne? Selam gönder. İstanbul'da kızlarım var. Damatlarım. İki tane kızlarım, damatlarım var. Kardeşlerim? Torunlarım var, kardeşlerim var. Hepsine kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olsunlar. Siz de Allah'a emanet olun. Allah tekrarına nasip etsin. Şenlikle ilgili duygu ve düşünceleriniz neler? Nereden katılıyorsunuz? Ya şimdi vatandaş birbirinden daha güzel haşir neşir oluyor. Burada toplanıyor. İşte ziyafetler çekiliyor. Haleyle çekiliyor. İşte gözümüz görüyor. Vatandaşı birleştirmek burada her adamın keri değil. Muhtarım burada fedakarlık yapıyor. Buraya topluyor vatandaşı. İnsanların kaynaşmasını, işte insanları bir araya getiriyor. Köyünden misin yoksa farklı bir yerden mi geldiniz? Yok, ben farklı bir yerden. Kadışehir'in Çamsaray köyünden geldim. Misafir olarak katılıyorum. Misafir olarak katılıyorum. Gözledik, baktık. Allah razı olsun. İyice muhtarımız iyice, şenliği de iyice. Allah bin mece razı olsun. Her sene geliyor. Ne güzel. Ne güzel, ne hoş. Ne iyice, Allah razı olsun. Ben Akdağ Madeniyeni Yapan köyünden geliyorum. Şenliğe katıldım. Ömer'in bu kaçıncı senesi? 4-5. senesi herhalde. Çok güzel oldu. Çok memnun oldum. Çok hürmet ettiler. Allah razı olsun ekibinizden, hepinizden, sanatçılardan, burada gelen halktan, sizlerden, kameracıdan, neden? Hepinizden Allah razı olsun. Çok sağ olun. Bu şenliğin yapılmasının amacı nedir? Niye bu şenlikler yapılıyor? Bu şenliğin amacı toplumu işte bir arada görüştürmek, kısım mahrabayı, eşi, dostu, arkadaşları bir arada görüştürmek, yani çok güzel, çok güzel. Allah razı olsun buna sebep olanlardan, her kişiden yani, bizzat sizlerden yani. Size getirdiniz buraya, katkı yaptınız. Allah razı olsun sizden de, hepinizden. Allah'a emanet olun diyorum, çok sağ olun. Alkışlayalım efendim bu güzelleri. Ninenin ismi neydi? Anneannem ismi Melihat. Yaşar ve Melihat. Değil mi? Evet. Yaşar dedene, Melihat nineme selam gönder. Bak şimdi şu kameraya yeniden söyle. Neredeler? İstanbul'da değil mi? Hadi yeniden söyle bakarak kameraya. Dede sana selam gönderiyorum. Anneanne sana selam gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Haydi bakalım. Evet, selamın İstanbul'a ulaştı inşallah.
Kusura bakma, vallahi Abraham'a kadar. Güneşi gördün tabii değil mi? Yok abi, İstanbul'da misafirler gelmiş. Güneşi gördün, belki de güreştin de. Abraham'a kadar, yok ya, nerede güreştin? Güneş yasam, hoş geldin. Gel buyur, gel buyur. Hoş geldin yine. Ablam sen gel buyur abla. Gel. Bak şu geç bir daha mı? Zaten Kadıköy'de şey mi açamadı mı? Çok durdun aslında orada ya. Vallahi çok durdun orada ya. Selamünaleyküm. Afiyet olsun gençler. Neler söyleyeceksiniz? Duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. İkisini birden. Teşekkür ederim. Bu mevsimde köylerimizde şenlikler yapılıyor. Tabii bu şenliklerin genel amacı insanları silah-ı rahim yaptırmak, birlik beraberliği güçlendirmek, ehbabı dostu ziyaret ettirmek, mezarlıklarımızı ziyaret ettirmek ve kaynaştırma, insanları birbirine kaynaştırma amacıyla yapılması gereken organizasyonlar. Muhtarlarımız da bu işi, bizim muhtarımız, bu muhtarımız herhalde bu kaçıncı değil mi muhtarım? Yedinci şenliğiymiş bak. Bizim geç geldiğimiz yerlerdeki ilk şenlikleri. Demek ki muhtarımdan ders almışlar. Onlar da bu şenlikleri yapmaya başlamışlar. İnşallah bu şenlikler devam eder. Birlik beraberliğimize vesile olur diyorum ben. Ve coşkulu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Her ne kadar organizasyonun sonuna yetişmişsek de. Bundan sonraki şenliklerde huzur birliği, huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde insanların yan yana gelerek birbirlerini görmelerini, ağırlamalarını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun. 7'den 70'e buradan hem köyün ihtiyaçlarına harcanmak hem de şenliğimizin giderleri için destek sağladı insanlar. Siz de ilçemizin belediye başkanı olarak katkı sunmak ister misiniz? Tabii. Tamam. Her yerde bulunduğumuz gibi burada da bir küçük bir katkı da olsa bulunmak isterim. Tabii. Evet, alkışlayalım efendim. Başkanımız da sandığımıza katkı sunuyor. Destek sandığımız orada. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
7. yayla şenliğim bu. Bu gönül işi. Şimdi bu ben köyümü seven bir insanım. Köyüm halkını seven, doğayı seven, birlik beraberliği seven, silah-ı rahibi seven bir insanım. Onun için ben bu yayla şenliği yapmakla çok gurur duyuyorum. İnşallah bunun devamını zaten söyledim. Görevim devam ettiği müddetçe devam ettireceğim. Yani emelinize ulaştınız. Ulaştım hamdolsun. Çok şükür, çok şükür. Şimdi ilçelerden Akdağ Madeninden, Çekerek'ten, Sorgun'dan, Sulusaray'dan, Tokat Zile'den, Tural'dan, Kocaeli'den, İstanbul'dan, Sivas'tan, buralardan katılımlar bayağı oldu ama tahminim 2200 kişi bir katılım oldu, bu yerleşimim az oldu. Geçen yıllara nazaran bu yıl sanki biraz az gibi. Azdı. Ne? Yarı yarıya hemen hemen öyleydi yani. O da işte bazı yerlerde şenlik vardı, cenazeler vardı. Düğünlerinden etkilendik yani.
Efendim coşkulu bir şenlik attım. Biz bu saate kadar, onu söyleyeyim, sabahtan itibaren çok coşkuluydu. Siz bu saate ancak tabii ki yoğun gündemimizden müsait olduğunu sanıyorum. Ama buna rağmen katıldınız, geldiniz, çok memnun ettiniz bizleri. Şenliklerimizden düğünlerimiz oluyor. İnsanlar dolayısıyla bölünüyor ama şenliklerimizle kılarak yapılanlarından var, sana yapılanlar var. Siz neler söyleyeceksiniz bu anlamda? Düğünlerimizi merak ediyoruz. Evet, Necdet Bey, buradan bozuk bildiğin... Teşekkürler, sağ olun, var olun.